Hocam diyor binlerce Filistinli öldüren İsrail için ne düşünüyorsunuz diyor özetle. İttihat-ı İslam'ı sen hem isteme hem Türkistan Birliği'ni isteme. Ondan sonra de ki Filistinlilere yapılan bu zulme ne diyorsunuz? Filistinlilere yapılan zulmün sebebi Müslümanların birleşmemesi. Bütün Müslümanlar sorumlular. İttihat-ı İslam'ı kabul etmezsen Filistin'de olur, Irak'ta olur, Afganistan'da olur. Sanki Afganistan'da az insan şehit edilmiş gibi kafaları Filistin'e taktılar. Filistin'in 10 misli, 100 misli, 1000 misli Afganistan'da şehit edildi kardeşlerimiz. Hiç önem vermiyorlar onlara. Filistin meşhur ya. Sürekli Filistin, Filistin. Irak'ta 1 milyon üstünde insan şehit edildi. Onlar da kale almıyorlar. Varsa yoksa Filistin. Niye savunduğunu da bilmiyor. Hadi Filistin'i kurtardık. Ey ne olacak? Devlet de kurdular. Denize karşı nargilelerini içiyorlar. Ne olacak? O işte tamam diyor. Oldu bitti diyor. Yok kardeşim olup bitmedi. Filistin'e gelen bu felaketin nedeni İttihat-ı İslam'ın olmamasıdır. İttihat-ı İslam olmadıktan sonra bu felaketler durmaz. Sanki sırf İsrail Filistin'e saldırıyormuş gibi. Filistinler de birbirini kırıp geçiriyorlar içeride. Acayip katliamlar yapıyorlar. O onu vuruyor, o onu vuruyor. Ona da niye bahsetmiyorsunuz? Eğer sen samimiysen, İsrail'in bu durumunun kötü olduğuna inanıyorsan ne yapacaksın? İttihat-ı İslam isteyeceksin. İttihat-ı İslam istediğinde, İttihat-ı İslam kurulduğunda, istersen hemen kurulur. Kurulduğunda hem İsrail kurtulur, hem Filistin kurtulur. Senin amacın ne Filistin'i kurtarmak, ne İsrail'i kurtarmak. Çünkü amacın kurtarmak olsa çok kolay. Sadece diyeceksin İttihat-ı İslam istiyorum. Mesela Eyüp Bey'e sarar. İstiyor musun İttihat-ı İslam'ı? Gel yaz, gönder bakalım. Ya Rabbi bana Mehdi, bizlere Mehdi nasip et de. Diyor musun? Demezsin. İşine gelmez. Çünkü cemaat olmak istiyorsun sen. Kendi grubunun, kendi topluluğunun üstüne olmasını istersin. Ve istemezsin. İstiyorsan yaz. Ben kökten çözümden bahsediyorum. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail diyorsun. Bir kere İsrail peygamber ismi. Ne dediğinden haberin yok. Değil mi? Mesela dese ki Yahudi devleti dese tamam. Kahrolsun İsrail. Bak lafa bak. Şeytani bir ifade. Çünkü peygambere yönelik. Peygambere hakaret olmuş oluyor. Haşa. Yakup peygamberin ismi Kur'an'da geçiyor. İsrail peygamberin ismi İsrail. Adam da küfrediyor peygambere haşa. Ne dediğinin haberi yok. Ya ben anlamıyorum yani. Adam toplanıyor Suriye kurtulsun. Hadi kurtuldu. Ne olacak Suriye kurtulunca? İyi diyor, çok iyi olur diyor. Ne istedikleri de belli değil. Nedir Suriye? Suriye'de istediğiniz ne? Rahat yaşamak. Rahat seni yaşatmaz Allah. İttihat-ı İslam'ı isteyeceksin. Türkistan Birliği'ni isteyeceksin. Mehdi'yi isteyeceksin. Hazreti İsa Mesih'i isteyeceksin. Tek tek rahat etmek istiyoruz biz hemşerim diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bir kere İttihat-ı İslam en büyük farz. Bak Kur'an'ın hangi ayetine baksanız. Bir de Müslümanız diyorsunuz lan. Madem Müslümansın, Kur'an'da yüzlerce yerde İttihat-ı İslam Allah farz olduğunu söylüyor. Muhatap dahi olmuyorsunuz. Peygamberin hadislerinde farziyeti açık açık belirtiliyor İttihat-ı İslam'ın. Mehdi'nin geleceğinden bahsediyor Peygamberimiz. Zamanın geldiği anlaşılıyor. Ülema Mehdi geldi diyor. Siz habire söz peşindesin sadece.